İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 14 Aralık 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçesi belediye meclisinde kabul edildi. Alınan karara göre belediyenin bütçesi 950 milyon TL oldu. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 2022 mali yıl bütçesiyle toplam 950 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve 900 milyon TL gelir öngörülmüştür. Bu şehrin gelirleri bu şehre hizmet için harcanacaktır. Tek kuruş daha israf edilmeyecektir, dedi. Gazetemiz Son Söz'ün yazı işleri müdürü Hatice Türkan, Vakıfbank İlköğretim Okulu'nda gazetecilik mesleğini tanıttı. Ma Işık'ın okul müdürü olarak görev yaptığı Vakıfbank İlkokulu'nda meslek tanıtımları düzenleniyor. Yazı işleri müdürümüz Hatice Türkan ve muhabirimiz Bayram Ayhan da Vakıfbank İlkokulu'nda yaklaşık 100 öğrenciye gazetecilik mesleğini tanıttı. Turgut Özal Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi karşısında bir apartmanın 6. katından düşen kız çocuğu maalesef hayatını kaybetti. Apartmanın 6. katında bulunan dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki Buse Naz Yetişir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetişir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Batman tekerlekli sandalye basketbol takımı, masrafları karşılayamadığımız için deplasman maçlarına çıkamayacak durumdayız diyerek sitem etti. Birinci lig temsilcimiz Batman Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı hafta sonu Muş deplasmanına çıkacak. Kulüp başkanı Nasreddin Kaya ancak üçüncü bir deplasmana çıkacak maddi imkanımız kalmadı dedi. Mert öğretmen matematik dersinde öğrettiği konuları mutfakta pekiştiriyor. Gerçüş'ün Yolağızlı Köyü Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Mert Arar, derste işlediği konuları okul mutfağında da uygulamalı anlatıyor. Öğrencileriyle pizza ve pasta hazırlayarak uygulamalı ders anlatan Arar, örneğin kesirlerle ilgili dersimizi pizza üzerinde uygulamalı anlatıyorum dedi. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Gür, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi. Batman İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine yönelik kronik hastalıklar izlenimi eğitimi düzenledi. Eğitim, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan doçent Doktor Mehmet Ata Akıl tarafından Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda verildi. Eğitimlerin devam edeceği açıklandı. BEM Birsen İl Başkanı Diyattin Demirhan ile Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzaladı. SDS ile Beşiri Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, memurlarımız büyük bir gayretle ilçemize hizmet ediyor, dedi. Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri bir araca uyuşturucu baskını düzenledi. Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 264 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor. Gercüş'te evlerde meşe külüyle kaynatılıp odun ateşinde sıcak kumla kavrulan leblebiler büyük ilgi görüyor. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir, Batman Üniversitesi Batıraman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Rektör Demir, öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimini desteklemek amacıyla toplantıların geleneksel hale getirileceğini belirtti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.